İki öptüm bir sevdim, bugün halim perişan. İki öptüm bir sevdim, bugün halim perişan. Benden başka seversen, ey gülüşan gülüşan. Benden başka seversen, ey gülüşan gülüşan. İki gözüm kör ola, bugün halim perişan. İki gözüm kör ola, bugün halim perişan. Güzellik şanın senin, ey gülüşan gülüşan. Güzellik şanın senin, ey gülüşan gülüşan. Halil hayranım senin, bugün halim perişan. Halil hayranım senin, bugün halim perişan. Emretti kurtulayı, ey gülüşan gülüşan. Emretti kurtulayı, ey gülüşan gülüşan. Ölüm fermanın senin, bugün halim perişan. Yarış var, yarışıyor. Atlarımız yarışıyor. Yarışıyor. Hadi atlarımız yarışıyor. Dıkı 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 dıkı. Çekilsene baba, atlarımız yarışıyor, görmüyor musun? Dıkı 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 dıkı. Çocuklar biraz sessiz olun. Anne, Mahmut amcanın getirdiği oyuncaklarla oynuyoruz. Hadi gidip odanızda oynayın öyleyse. Hadi bakalım yürüyün. Hadi gel. Hadi gel sen de. Tamam. Gel bakayım. Anne ne olur biraz daha oynasaydın. Doğru odanıza. Peki amcanıza teşekkür ettiniz mi çocuklar? Teşekkür ederiz Mahmut amca. Bir şey değil çocuklar. Maşallah maşallah gül gibi çocuklarınız var. Allah bağışlasın. Canavarlar. İnşallah siz de evlenirsiniz. Sizin de böyle çocuklarınız olur. İnşallah. Bana şirketinizde iş verdiğiniz için nasıl teşekkür etsem azdır. Rica ederim, ne önemi var? Bundan sonra kulunuz, köleniz olacağım. Şimdi daha fazla rahatsız etmeden gitsem iyi olur. Alasmaldık. Yarın işte görüşürüz. Benim buralarda bir yerde şapkam olacaktı. Ben bakayım. Alasmaldık Necla Hanım. Güle güle. Mahmutcuğum, şapkan da çok güzelmiş. Öyle mi? Buyurun, buyurun. Çok teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Alasmaldık. Şu senin akrabanın gelmesi iyi oldu. Böyle birine ihtiyacımız vardı. Keşke Mahmut'u işe almasaydın. Ama o senin akraban, neden almayayım ki? Eskiden beri hep ailenin başına dert açmıştır. Senin de başına dert açmasından korkuyorum. Aman canım, ne dert açacak ki? Pek öyle kötü bir adama benzemiyor. Hadi sen üzme kendini. Kocacığına bir öpücük yok mu? Seni öyle seviyorum ki başına iş açılsın istemiyorum. Korkma, bana bir şey olmaz. Burayı da imzalar mısınız efendim? Tabii. Bütün bunların yarın öğlene daktilo edilmesi lazım. Sekreterler burada mı? Bütün sekreterler gittiler efendim. Hay Allah! Desene yetiştiremeyeceğiz. Siz üzülmeyin efendim, ben sabaha kadar çalışır hepsini bitiririm. Çok teşekkür ederim.
Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Rica ederim efendim. İstersen ben de yardım edeyim sana. Ah, hiç olur mu efendim? Siz artık daha fazla gecikmeden gidin isterseniz. Peki. Tutayım efendim. Yok, yok, yok. Rica ederim. Rica ederim, lütfen. Ben rica ederim efendim. Lütfen, buyurun. Hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle efendim. Beğendin mi? Şimdi de Fenerbahçe'ye gideceğiz, tamam mı? Al bakalım! Nasıl, beğendin mi? Canım abicim! Hadi bakalım, gidiyoruz! Bu evin hali de böyle, ne yapıyorsunuz orada kızım? Abim arabayla beni gezdiriyor. Ne güzel değil mi? Arabayla mı? Bıktık vallahi artık sizden, şu evin haline bak! Yılmaz, aşk olsun sana, burada oturuyorsun da çocuklara bir şey demiyorsun. Neden diyeyim ki? Uslu uslu oynuyorlar işte. Neden demeyecekmişsin? Baksana, evi darma duman etmişler. Üzüldüğün şeye bak Necla'cığım, şimdi hemen düzeltiriz. Hadi sen git yemeği hazırla. Olur. Bu araba çok zevkli. Harika. Çocuklar! Hadi bakalım iş başına. Peki baba. Gel bakalım küçük yumurcak. Baba, bize masal anlatsana. Ulan senin masallık halin mi kalmış be? Peki bana masal anlatır mısın babacığım? Tabii anlatırım. Peki hangisini anlatayım? Masal. Masal, hangi masal anlatayım? Hangisi olursa. Kurt mu kuzu mu? Ayı masalını. Peki, bir ayı varmış bir de çoban. Epeydir görüşmemiştik. Seni gördüğüme sevindim. Ben de öyle. Bu ara işler nasıl? İyidir be, ne olacak işte. Zengin yılışıklarla uğraşıyorum. Ne yapalım? Yani gene sevgililerini söğüşlüyorsun. Ne yaparsın, işimiz bu. Ama oltanı bir türlü bana atamadın gitti. Köpek köpeği ısırmaz. Sana iyi bir haberim var. Nedir? Benim patronum tam ağzına layık bir lokma. Bayağı da zengin. Üstelik yakışıklı da. Zengin ve yakışıklı ha? Demek patronum bana göre. Vallahi artık orasını ben pek bilemem. Hem bu ara karısıyla da kavgalı galiba. Ama pek kolay yutulur lokma değil. Orası belli olmaz. Şimdiye kadar benden pek kurtulan olmadı. Sahi, şirketin adı neydi? En iyisi ben kartımı vereyim. Buyurun. Girin. İyi günler. Girebilir miyim? Buyurun. Sizi birkaç dakika rahatsız edeceğim. Yo, rica ederim. Ben ansiklopedi satıyorum. Size de tanıtmak isterim. İyi ama ben ansiklopedi falan istemiyorum ki. Olsun. Bir kere görün, belki fikriniz değişir. Bakın, alfabetik olarak hazırlanmış. İngilizce tam tercüme olup çağın büyük buluşlarını kapsıyor.
Ansiklopediler de sizin kadar güzel mi? Çok şekersiniz. Sizin kadar yakışıklı müşteri görmedim. Ansiklopedileri aldınız mı? Elbette. Elbette alacağım. Güzel bir bayan gelecek. Ondan bir kitap aldım. Ödemesini yapın lütfen. Bu ne içindi? Teşekkür etmek için. Peki ya bu? Bu da mı teşekkür etmek içindi? Hayır. Bu sizden çok hoşlandığım içindi. Peki, daha fazla kitap almak istersem sizi nasıl bulacağım? Özel telefonum kitabın üzerinde yazılı. Hoşça kalın. Güle güle. Ah Necla, ah! Yıllardır senin hasretini çekiyorum. Bunu biliyorsun. Neden bana hala azap veriyorsun? Benimle evlenmedin, gittin, Yılmaz'la evlendin. Ben sabahtan akşama kadar sana sahip olan erkekle karşılıklı oturuyorum. Ama ne olur, izin ver, izin ver. Biraz daha, biraz daha seyredeyim seni. Saçmalama! Bir daha kocam yokken bu eve gelmeyeceksin dedim sana. Yalvarırım, hiç olmazsa elini bir kerecik tutayım. Çekil diyorum, dokunma bana. Ne olur, bağırma, üzme beni. Bir saniye daha yanında kalayım. Ellerini koklayayım, yalvarırım. Yalvarırım. Bana böyle köpek gibi yalvarmanı istemiyorum. Köpek gibisin, şu haline bak. Çocukluğumdan beri hep senden hakaret gördüm. Ne olurdu sanki bir kerecik de iyi davransaydın... Biraz olsun benden sevgini esirgemeseydin. Lütfen gider misin buradan? Yoksa şimdi polis çağırırım. Dur, peki gidiyorum. Dur. Dur. Gidiyorum. Ama gene görüşeceğiz. Şunu unutma. Bir gün sen de bana benim yalvardığım gibi yalvaracaksın. Alo, buyurun ben Yılmaz. Yılmaz bey, aşk olsun size. Bu kadar zamandır beni bir kere bile aramadınız. İşlerden vakit bulamadım. Oysa ben her telefon çalışında siz diye açıyordum. Nasıl affettirebilirim kendimi? Siz yeter ki isteyin, gerisi kolay. O zaman yarın akşam buluşup baş başa yemek yeriz. Sonra da sizi kollarımın arasına alırım. Umarım bu defa beni atlatmazsınız. 9'da Hilton'da buluşalım, ne dersiniz? Hı. Peki. Oldu. Beklerim. Buraya getirdiğim için kusura bakmadınız ya. Kusur da ne demek? Böyle bir yere gelince kendimi birden lise öğrencileri gibi hissettim. Üstelik manzarası da güzel değil mi? Ben burada sizden daha güzel bir şey göremiyorum. Çok naziksiniz. Acaba geceleri de hep böyle güzel misiniz? Neden sordunuz? Hiç, merak ettim de.
O halde kararı siz verin. Nasıl, beğendin mi? Hem de çok beğendim. Sen hediye edersin de ben beğenmez miyim? Teşekkür etmeyecek misin? Etmez olur muyum? Senden şikayetçiyim. Hayrola, ne oldu? Canım, daha ne olsun? Bizim patronun çok parasını yiyorsun. Bana kalmaz diye korkuyorum. Şaka etme. Ondaki para sana da yeter, bana da. Çok burnumun dibinde. Rahat edemiyorum. Biz iki kafadar yılan baş başa verince onu da hallederiz. Sen de alıp gidemedin onu bir yere. Nereye gideyim ki? Mesela Avrupa'ya. Avrupa mı? Sahi ya. Bir Avrupa seyahati hiç fena olmaz. Ama bu ara patronun işleri çok. Kandırabilir misin? Sen onu nasıl kandıracağımı benim kadınlığıma bırak. Sevgilim, hani bana bir söz vermiştin? Ne sözüydü? Aa, unuttun mu yoksa? Hani beni Paris'e götürecektin? Yoo, hiç unutur muyum? Önümüzdeki haftaya ne dersin? Yani gidiyoruz, öyle mi? Elbette gidiyoruz. Bugünkü dersimize başlıyoruz, tamam mı? Ben ne yaparsam sen de aynısını yapacaksın. Dikkatli ol. Do. Re. Re. Mi. Mi. Fa. Esene. Fa. Kulaklarım gitti, kulaklarım! Her sefer yapıyorsun bunu! Sen de süskülme bakayım kız! Niye yapamıyorsun bunu bakayım? Hocam, sevmiyorum! Do, re, mi, fa, sol, la, si! Nedir bu böyle ya? Peki, sen neyi seviyorsun? Şöyle zamanın parçalarından, oynak moynak bir şey! Oynak işte! Ya, oynak! Ne yaparsan yap, kabahat bende zaten! Sinirlendim. Mesela şöyle. Pınar başı pıtır
Avrupa, ah bende şans yok ki. Demek ki Avrupa'ya gidiyorsunuz efendim. Evet. Ben Avrupa'dayken işler sana emanet, ona göre. Olur, tabii. Yılmaz Bey, sakın gözünüz arkada kalmasın. Zaten alt tarafı 15-20 gün. Teşekkür ederim. Bana çok yardımın dokunuyor. Yalnız bir mesele var. Şu yeni inşaatın alım-satım işleri tamamlandı. Onun imza işini nasıl ayarlayacağız? Aman be Mahmut, düşündüğün şeye bak. Bir vekaletname çıkarırız, benim yerime sen imzalarsın, olur biter. Teşekkür ederim efendim. Böyle söyleyeceğinizi zaten ben de düşünmüştüm. Onun için vekaletnameyi hazırlamıştım bile. Hazırlattın mı? Nerede? Sümeninizin altında. Bravo Mahmut. Çok akıllı adamsın, çok. Tam istediğim gibi. Mahmut, hayatımızı sana emanet ettik. Buyur. Hiç meraklanmayın efendim. Emin ellere teslim ettiniz. Ben artık gideyim. Aman efendim, tutayım efendim. Rica ederim. İyi yolculuklar efendim. Bak Mahmut, her şeyim sana emanet, ona göre. Hiç merak etmeyin efendim. İyi yolculuklar efendim. Şekerim, bu kış ortasında nereden çıkarttın bu Avrupa seyahatini? Ne yapayım, isteyerek mi gidiyorum zannediyorsun? İş bu. Çok uzun kalmazsın inşallah. Bugün ikinci seferdir çok uzun kalma diyorsun. Ne oldu sana birdenbire? Bilmiyorum. Seni çok özleyeceğim de onun için herhalde. Ben de özleyeceğim. Sık sık ararım seni. Şimdi oraları soğuktur. Kalın bir şeyler koydum bavuluna. Boğazını filan sar. Yemeğine dikkat et. Kendine iyi bak, olur mu? Peki şekerim. Hadi Allah'a ısmarladık. Çocuklar, babanız gidiyor. Güle güle babacığım. Güle güle babacığım. Ben yokken annenizi üzmeyin ha, tamam mı? Üzmeyiz ama sen de gelirken bizi araba almayı unutma, tamam mı? Tamam. Ben de bebek isterim. Hepsini götüreceğim, tamam mı? Anlaştık mı? Hadi. Hadi canım, güle güle. Güle güle. Özleyeceğim seni. Hadi yakalasana. Dur. Ne o anne? Babam gitti diye üzüldün mü yoksa? Tabii üzülürüm oğlum. Hiç bu kadar ayrı kalmadık. Neyse, hayırlısıyla gidip gelsin de inşallah. Merak etme anneciğim, bundan sonra evin erkeği benim. Bana bak, bir saatten beri ne geveliyorsun karşımda? Bir şey gevelemiyorum efendim. Hesaplara bir baktım da, acaba patronumuz Yılmaz Bey bu durumu bir bilse ne der diye düşündüm. Bana bak, patronun artık patronluğu falan kalmadı. Bunu anlamak için de çok zeki olmaya lüzum yok. Buranın patronu artık benim, ben. Anlıyor musun? Anlıyorum efendim. Yoksa şirketteki işine devam etmek istemiyor musun Necdet beyefendi? Aman, aman efendim, bu iş ekmek işi. Benim için buraya oturan patrondur. Ben şirketin işi neyse onu görürüm efendim. Şimdi anlaştık. Ben bankaya gidiyorum. Biraz sonra gelirim.
Peki efendim. Tut ceketimi. Tutayım efendim. Allah'ım ne günlere kaldık, tövbe tövbe. Elin zirzoplarıyla. Hayatım, nihayet aşk yuvamıza dönebildik. Seni Avrupa'da iyi eğlendirdim. Elbette, yanımda sen olunca. Bak, sana bir sürprizim daha var, gel. Sürpriz mi? Beni çok şımartıyorsun sen. Bu evi çok seviyorsun değil mi? Evet, çok. Bak, bu nedir biliyor musun? Nedir? Bu evin tapusu. Ne? Artık bu ev senin. Benim mi? Ay canım benim. Ah binlerce teşekkür. İyiyim benim. Hep bu öpücükler teşekkür etmek için mi? Hayır. Seni çok sevdiğim için. Bir ricam daha var ama. Ne olur bu gece de burada kal. Bu geceyi de birlikte geçirelim. Bilmem ki. Ne olur hayatım. Hadi bir tane. Peki, nasıl istersen. Hadi bakalım, babanıza iyi geceler deyin. Hadi canım, sen de. İyi geceler baba. İyi geceler. İyi geceler babacığım. İyi geceler canım benim. İyi geceler. İyi geceler canım anneciğim. Hadi kızım, sana da. İyi geceler. Yirmi gün ayrı kaldık. Bir de uçağı kaçırınca bir gece daha geciktim. Hem ben hem çocuklar çok özledik seni. Hiç sorma. Bana da günler sanki hiç geçmiyormuş gibi geldi. Neyse ki artık yanımdasın. Ben yokken önemli bir şey oldu mu? Birkaç kişi geldi. Senden alacakları varmış. Allah Allah. Peki öyle büyük borcum da yoktu. Evet öyle ama... haciz memurları da geldi. Haciz memurlar mı? Durumumuz çok kötü Yılmaz Bey, çok kötü. Neden böyle oldu peki? Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin derdimi. Peki Mahmut Bey nerede? Mahmut Bey bir haftalığına tatile çıktı efendim. Nasıl olur? Hem şirketimizin durumu kritik hem de tatile çıkıyor. Ben ona inanıp işleri teslim ettim. Peki alacaklarımız ne oldu? Hiçbir yerden alacağımız falan kalmadı. Her şey bitti. Gerçeği kabul edin Yılmaz Bey. İflas ettiniz, iflas. İflas mı ettim? Peki. Gidebilirsiniz Necdet Bey. Ha bir dakika. Füsun Hanım aradı mı? Aramadı. Peki. Alo? Füsun? Sen misin? Bugün gelme, kuaföre falan gideceğim. Çok işim var. Anlıyorum. Anlıyorum. Hem üzerimde palton var. Geç kalıyorum. Hadi iyi günler.
Kimdi? Aman şekerim, bıktım bu yıl ışıklardan. İstersen icabına bakayım ha. Yok canım, gerek yok. Seni niye öptüm biliyor musun? Niye? Teşekkür etmek için. Hani beni geçen gün kötü bir durumdan kurtarmıştın ya. Hadi bir daha teşekkür etsene. Hadi. Fison? Fison! Fison! Erkeğim benim. Pis orospu! Fison! Seni aşağılık herif! Hayır! Senin benim üstünde! Gel buraya! Bırak beni! Gel diyorum! Bırak! Bana, hadi yürü! Hayır! Pis orospu! Bana bunu da yapacaktın ha! Yapma! Sen benim hayatımı mahvettin! Ben de seni mahvedeceğim! Evimi yuvamı yıktın! Geberteceğim yapma, seni! Yapma, ne olur! Hayır! 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 Hadi bakayım, babanıza iyi geceler deyin çocuklar. İyi geceler babacığım. İyi geceler baba. Yavrularım benim, iyi geceler. Söyleyin bakayım, babanızı seviyor musunuz? Tabii seviyoruz. Hem de çok seviyoruz babacığım. Babanız da sizleri çok seviyor. Bunu sakın unutmayın, olur mu? Gelin bakayım çocuklar, artık babanızı rahat bırakın. İyi gel geceler sen. Baba. İyi geceler baba. Ne oldu Yılmaz? Sende bugün bir gariplik var. Gel, sana bir şey söyleyeceğim. Seni seviyorum Necla, hem de çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Tabii seviyorum. Peki dünyanın en kötü insanı bile olsam yine de sever miydin beni? O nasıl söz? Elbette severdim. Ben birini öldürdüm Necla. Ne? Ne dedin? Birini mi öldürdün? Evet, hem de bir kadını. Bir kadını? Adi bir kadını, pis bir fahişeyi. Sana layık bir koca olamadım. Ne kadar ağlasan, ne kadar çırpınsan yeridir. Çünkü senin kocan artık pis bir katil oldu.
Çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağımı bilemiyorum. Ben mahvoldum Necla. Her şeyimi kaybettim. Beni en çok mahveden... senin sevgini kaybedecek olmam. Sen benim kocamsın. Ne yapmış olursan ol... gene de seviyorum seni. Ver o elini öpeyim. Beni affedecek misin? Elbette. Peki... şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Herhalde gidip teslim olacağım. Her şeyim sana emanet. Evlatlarım sana emanet. İyi bak onlara. Evet, zabıt böylece tamamlandı. Şurayı bir de imzayı aç. Ne oldu yavrum, niye dışarıdasınız? Haciz memuru gelip bizi dışarı attı. Bu ev artık sizin değil dedi. Anneciğim, evimize giremeyecek miyiz artık? Bilmiyorum yavrum, şimdi anlarız. Durun, içeri giremezsiniz. Ama bu ev bizim. Hayır, artık değil. Nasıl olur? Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ne demek bütün bunlar memur bey? Borçlarınıza karşılık evinize haciz kondu. Bakın evinizin yeni sahibi. Demek sensin Mahmut. Ne işin var senin burada? Artık burası sizin eviniz değil, benim evim. Anlıyor musun? Bu eve ya benimle girersin ya da hiç giremezsin. Senin gibi soysuz bir herifle bu eve gireceğime ölürüm daha iyi. Günün birinde elime düşüp yalvaracaksın Necla. Anlıyor musun? Ha? Ne oldu anne? Bir şey yok yavrum, bir şey yok evladım. Ne yapacağız şimdi? Allah bize yardım eder, sen üzülme. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum çocuğum. Dur sana biraz bakayım. Ne kadar özlemişim seni. Ben de öyle. Nasıl geçiniyorsunuz diye... hep aklım sizde. Hep iş arayıp duruyoruz. Ama bütün kapılar yüzüme kapanıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım. Ben burada böyle elim kolum bağlı kahroluyorum. Sen üzülme. Nasıl olsa bir kolayını bulurum. Çocuklar ne yapıyor? Her gün seni sayıklayıp duruyorlar. Onları da benim için doya doya öp. Ne olur, yavrularıma iyi bak. Referans alabilmeniz için birkaç yeri yazdınız değil mi? Evet. Burayı imzalar mısınız? Buyurun. Acaba iş için çok başvuru var mı? Pek sayılmaz, yalnızca birkaç kişi. İşe alınıp alınmadığım ne zaman belli olur? Bir iki gün sonra uğrarsanız durumu bildiririm. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler, güle güle.
Buyurun, Coşkun Holding. Efendim, işe alacağımız bir hanım hakkında bazı şeyler sormak istiyorum. İşe mi alacaksın? Yardımcı olabilirsem sevinirim. Kim o kadın acaba? Necla Erdem, Yılmaz Erdem'in eşi. O kadın mı? Benim eski patronumun karısıdır. Onu hırsızlık yaparken kendi gözlerimle gördüm. Üstelik pek namuslu olduğu da söylenemez. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. İşe alırsanız başınıza dert olabilir. Anlaşıldı efendim, çok teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. Ben çok üşüyorum. Abi ben çok üşüyorum. Evvel
evvelden bizim evimiz sıcaktı. Burası niçin sıcak değil? Çünkü sobamızın kömürü bitti. Anladın mı şimdi? Anlamasını anladım ama hala üşüyorum. Hele ayaklarım çok üşüyor abicim. Şimdi ısınırsın. Uf, amma da üşümüşsün. Şimdi ısıtırım ben seni. Isındın mı şimdi? Hı hı. Canım benim. Canım abicim. Anne. Hoş geldin anne. Anneciğim hoş geldin. Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakayım? İyi misiniz? Anneciğim ha? Ben çok üşüyorum. Bize kömür getirdin mi? Hayır, maalesef getiremedim. Annem kömür getirmemiş ama bak bize yiyecek getirmiş. Bunları yiyince biraz ısınırsınız. Ben şimdi yemek yapacağım. Ben de çok acıkmıştım. Bize ne yemekler yapacaksın? Size bol bol... Pirzola mı yoksa? Hayır. Balık mı? Hayır. Peki ya ne? Sebze. Sebze mi? Bol bol sebze. Ekrem kardeş, bir sigara verir misin? Buyur abi. Sağ olasın. Şu halime bak. İçecek bir sigaram bile yok. Kim bilir bizimkiler ne haldedir? Çocuklarım aç mıdır, açıkta mıdır hiç bilmiyorum. Bunlar beni kahrediyor. Üzülme be abi, yengem onlara gül gibi bakıyordur. Mutlaka elinden geleni yapıyordur. Ama kadıncağız bir başına kala kaldı. Bir gün bile olsa onların yanında olabilmek için neler vermezdim, neler. Üzülme, Allah bizi kurtarır abicim, üzülme. Anneciğim, bugün işe geç kaldın. Evet. Biraz başım ağrıyor. Hiç halim yok. Çok hasta görünüyorsun anneciğim. İstersen sen bugün otur, ben gideyim işe. Olur mu öyle şey evladım? Sen kardeşinle uslu uslu otur, ben gecikmem gelirim. Peki, sen bilirsin. Allah'a ısmarladık. Güle güle anneciğim. Güle güle anneciğim. Anne, anne ne oluyor? Anne. Anneciğim. Bir şey yok evladım. Anne, 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 anne ne oluyor? Anneciğim, anne. Anneciğim. Durumun ciddi kızım, oldukça ciddi. Ne oldu doktor amca? Annemiz nasıl? Şimdilik pek iyi değil delikanlı. Bu yakınlarda telefon var mı? Evet, var. Öyleyse hemen bir ambulans çağır. Annenizin hastaneye kaldırılması lazım, acele et. Olur, peki. Doktor amca, başka bir şey istiyor musun? Hayır çocuğum, sen hemen ambulansı çağır. Peki. Doktor bey, ne olur beni hastaneye falan kaldırmayın. Kızım, buna mecbursun. Kanaman kesilecek gibi değil. Durumun çok ciddi. Ben yokken çocuklarıma kim bakar? Neyi yiyip içerler sonra? Başka çaren yok.
Yaşamak zorundasın. Doktor amca, annem iyileşecek mi? İnşallah kızım. Anneciğim, sen merak etme. Sen burada yokken ben bütün işleri yaparım. Ortalığı süpürür, yemek pişiririm. Olur mu canım anneciğim? Canım, canım kızım benim. Allah'ım, Allah'ım bize yardım et. Ne olur. Amca, amca, bu ambulansın sahibi kim? Benim, ne olacak? Amca, annem evde ölüyor. Lütfen annemi hastaneye götürelim. Ne olur. Nerede oturuyorsun oğlum? Şu aşağıdaki mahallede oturuyoruz. Ama bizim size verecek paramız yok. Ne annem ne de ben size para verebiliriz. İyi ama evladım, bu ambulans özel. Yani hiç mi para veremeyeceksiniz? Bir kuruşum bile yok. Ama size erkek sözü veriyorum. Siz annemi kurtarırsanız bir gün ben de size bir iyilik yapar, borcumu öderim. Erkek sözü ha? Ama sen daha çocuksun. Evin tek erkeği benim. Başka yapacak hiçbir şeyim yok. Ne olur annemi kurtarın. Yalvarırım, onu kurtarın. Pekala, hadi bakalım sen atla ambulansa. Teşekkür ederim. Hadi götür şu çocuğu. İyileşecek evladım. Ne olur. Merak etme çocuğum. Anne. Merak etme. Ne olur. Anne. İyileşecek. Merak etme. Anneciğim. 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 Ne olur iyileş. Ne olur. Elbette yavrum. Elbette iyileşeceğim. Canım yavrularım benim. Doktor amca. Ne olur. Annemize iyi bakın. Çocuklar, eğer annenizin iyileşmesini istiyorsanız onu bir an önce hastaneye yetiştirelim. Hadi gidelim. Anne! Anneciğim! Anneciğim, iyileş ne olur. Annem benim, canım anne.
aşkın kanunu olur mu bilmem. Beklerim yar gelir mi bilmem. Ölvesi yolunda ölürüm yârim. O yar benim için ölür mü bilmem. Aşkın kanunu olur mu bilmem. Beklerim yar gelir mi bilmem. Ölvesi yolunda ölürüm yârim. O yar benim için ölür mü bilmem. Merhaba. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk şeker kardeşim. Bugün çalışıp para kazandın mı abicim? Yarın annemize hediye alacak kadar paramız var. İyi öyleyse, güzel bir yemeği hak ettin. Ne yemeği varmış bakalım? Bol bol makarna pişirdim işte. Oh! Ne kadar güzel. Çek elini, elinle yemeye utanmıyor musun? Acele etme, çatalla ye. Ah siz erkekler, ne kadar da acele edersiniz, ah ah! Siz kadınlar da bazen güzel yemek pişiriyorsunuz ha! Neden ağlıyorsun? Annemi hatırladım da onun için ağlıyorum. Annemi çok özledim abi. Çok. Ben de özledim. Üzülme. Yarın annemize gideceğiz. Üzülme. Peki sen neden ağlıyorsun? Ben mi? Hayır. Gözüme çöp kaçtı da. Erkekler ağlamaz. Tabii ya, değil mi? Erkekler ağlamaz. Çocuklar, kolonyaya ne gerek vardı? Niye getirdiniz bunu? İçeri nasıl girdiniz? Kardeşimi gizlice içeri kaçırdım. Size kim bakıyor? Ne yiyip içiyorsunuz yavrularım? Sen hiç merak etme anneciğim. Ben abime yemek yapıyorum. Ben de evin erkeği oldum. Artık bütün masrafları tek başıma karşılıyorum. Yeter ki sen iyileşip bir an önce çık buradan. Maalesef. Buradan kolay kolay çıkamayacağım galiba. Doktorlar en az bir ay daha burada kalacağımı söylüyorlar. Sen iyileşmene bak anneciğim. Biz seni her ziyaret günü gelir görürüz. Anneciğim, bir ay uzun zaman mı? Uzun sayılır kızım. O zaman sen bana makarnadan başka bir şey öğretsen iyi olur. Sen de biliyorsun ki anneciğim, erkekler aynı şeyleri yemekten çabuk bıkıyorlar, değil mi? Seni gitti seni. Hadi çocuklar, artık yeter. Doktor görmeden hemen dışarı çık. Hadi. Hadi canım. Hay Allah yarabbim, nerede bu pantolon? Hay Allah, işe geç kalacağım. Burçin, pantolonum nerede? İki saattir arıyorum, bulamıyorum bir türlü. Burada. Nerede? İşte burada. Ne arıyor orada? Görmüyor musun? Üşünsün diye koydum. Neden? Hiç erkekler buruşuk pantolonlarla işe giderler mi? Teşekkür ederim. Benim de sana güzel bir müjdem var. Peki nedir? Bugün boyacı sandığı alıyorum. Artık ayakkabı boyayıp daha çok para kazanacağım. İyi, iyi. Çok güzel. Yavaş yavaş artık
evin erkeği oluyorsun. Hay Allah, işe geç kalacağım. Çabuk giyinmem lazım. Ay, ay. Boyayalım beyler, boyayalım. Parlatalım, boyayalım. Boyayalım abiler, boyayalım. Boyayalım abiler, hadi boyayalım, parlatalım abiler. Gel abi, boyayım. Sağ ol canım, tamam. Ben sabahleyin boyayım. Hadi abi. Boyayalım abiler, boyayalım. Hadi abiler, parlatalım, boyayalım. Gel abi, gel boyayayım. Tamam. Öbürünü de ver. Sağ ol. Boyayalım abiler. Hadi boyayalım, parlatalım. Gelin abiler, boyayalım. Gel abi, gel. Halil oğlum, bu ne hal böyle? Bu boya sandığı da ne ki? Ha? Ne oldu evladım, anlat bakayım bana. Hiç sormayın hocam. Hayrola evladım, ne oldu? Babam hapse düştü. Annem de hastanede. Ha. Ben de kardeşime bakıyorum. Vah vah vah, çok üzüldüm. En başarılı ve en güzel sesli öğrencim sendin. Güzel ses karın doyurmuyor hocam. Çalışmak lazım, çalışmak. Benim gazinocu bir arkadaşım var. En iyisi seni ona götüreyim. Belki bir yardımı dokunur. Hadi gidelim. Yo hocam, gelemem. Neden yavrum? Hocam, sen yine bana nota falan öğretmeye kalkarsın. Deme lazım. Yok be evladım. Bu iş başka iş. Hadi sen beni dinle de gel benimle. Peki. Demek bu küçük şarkı söylüyor ha? Azizim, şimdiye kadar sana hiç kimseyi tavsiye etmedim ama 30 yıldır müzik öğretmenliği yapıyorum. Hiç böyle güzel sesli bir öğrencim olmadı. Ya? Hep öyle söylerler ama. Yok, bu öyle değil. Bir dinle sen şunu, hadi gel. Dinleyelim bakalım. Hadi oğlum Halil, göster kendini. Büyük müzik hocan neler öğretti, göster bakalım. Şimdi sırası. Peki, göstereyim hocam. Do, re, mi, fa. O değil oğlum, o değil. Hani senin şöyle böyle hareketli parçaların vardı ya, senin söylediğin cinsten, onlardan göster hadi. Ha. Tamam hocam, oldu. Bu hayat sensiz yaşanmaz. Bak ne.
gerçekten çok iyisin. Vay benim aslan yeğenim! Nasılsın bakayım? Sağ ol, iyiyim. Yahu senin ne kadar güzel sesin varmış da haberimiz yokmuş. Sağ ol, teşekkür ederim. Aa, bak seni hocamla tanıştırayım. Müşerref oldum efendim. Ben de. Hocamın bana büyük iyiliği dokunuyor. Üstelik işlerime de yardım ediyor. Bundan sonra kimseden yardım almaya ihtiyacın olmayacak. Çünkü karar verdim, senin menajerin olacağım. Peki. Siz kim oluyorsunuz? Ne demek siz kim oluyorsunuz? Ben onun en yakın akrabasıyım. Üstelik onun vasisi de benim. Babasının vekaletnamesi bende. Artık o bana ait. Menajerlik kolay iş değildir evlat. Sakın bir yanlışlık yapmış olmayasın. Ben ne yaptığımı biliyorum. Umarım öyledir. Gel bakalım. Biraz şöyle yürüyelim beraber. Bu çocuğa çok emeğim geçti benim. Şimdi de sen gelmiş, menajeri benim diyorsun. Yalnız menajer değil, ben onun hem de vasisiyim. Bak, vekaletnameyi de babasından aldım. Sen bu adamı tanıyor musun evladım? Tanıyorum tabii. Menajerliğini de kabul ediyor musun? Ediyorum. Ama artık onun müsaadesi olmadan hiçbir şey yapamazsın. Olsun, o benim tek yakınım. Gel oğlum bakayım yanıma. Artık her işini ben göreceğim senin. Babana yardım ettiğim gibi sana da edeceğim. Teşekkür ederim Mahmut amca, çok iyisin. Merhaba amca. Beni hatırladın? Hatırlamaz olur muyum? Size verdiğim erkek sözünü tutmaya ve borcumu ödemeye geldim efendim. Bak sen hele, bizim küçük arkadaşımız büyümüş de borcunu ödemeye gelmiş. Allah bana yardım etti. Çok para kazandım. Annemi kurtardığınız için ben de size bu çeki hediye ediyorum. Küçük, sen şaka mı ediyorsun? Bu çekle yeni bir ambulans alınır. Zaten ben de onun için veriyorum. Belki günün birinde yine bir fakirin hayatını kurtarırsınız. Bunu da buyurun. Bu da ne? Bu benim son plan. Sizin için imzaladım. Çocuklarınıza verirsin. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Güle güle evladım. Kavuştum. Nasıl, beğendin mi? Çok sevdim. Artık bu evde hiç üşümem. Hep sana kucak dolusu da oyuncaklar aldım. Nerede oyuncaklar? Hadi oynayalım. Sonra oynarız. Söyle bakalım, beni seviyor musun? Seviyorum. Öyleyse öp bakalım. Şimdi sana güzel bir hediyem var. Yalnız gözlerini yum. Ve ben aç diyene kadar da açma, olur mu? Olur abicim. Peki. Hadi abi, açacağım şimdi gözlerimi ama. Çabuk ol, meraktan çatladım. Üf, sıkıldım ama. Hadi Burçin, aç gözlerimi. Hani? Oraya bak, oraya. Ah! Anne! Yavrum! Evladım! Anneciğim! Ah. Doktor amcalar seni bıraktı mı? Evet, bıraktılar. Anneciğim, bir daha hiç bizi yalnız bırakma, hiç. Ah. Hayır, hayır canım.
Ah, bırakmam. Asla. Gel. Gel yavrum. Gel. Aa. Aferin benim kızıma. Sana da biraz domates vereyim mi oğlum? Sağ ol anne, ben doydum. İstemem. Gel. Gel de şu kravatını düzelteyim. Seni pasaklı seni. Hadi. Halilciğim, bana hala evimize nasıl kavuştuğumuzu söylemeyecek misin? Evet, artık söyleyebilirim. Anneciğim, ben artık büyük bir artist oldum. Üstelik menajerim de var. Evi menajerim verdi. Peki, kimmiş bu senin menajerin? Mahmut amca. Mahmut mu? Hayır, olamaz. Evladım, doğru mu söylüyorsun? Evet ya, üstelik benim bütün işlerimle o ilgilenecekmiş. Gazino sözleşmemi de o yaptı. Allah'ım, nasıl olur? Nasıl yapar bunu? Neden izin verdin yavrum? Ama Mahmut amca artık bize çok iyi davranıyor anne. Hayır yavrum. O zehirli bir yılan. Babanı da o mahvetti. Yetmemiş gibi şimdi de seni kullanmak istiyor. O yılan demek hala bizimle uğraşıyor. En iyisi o hayvanla ben konuşayım. Demek ki benden çocuğa ait bütün mukaveleleri istiyorsun. Buraya yazıhaneye gelirsen belki bu işi sizinle konuşuruz. Senin gibi bir yılanın ayağına gitmem ben. Bana bak, benimle doğru konuş. Kocanın olduğu kadar çocuğunun da hayatı benim elimde. Onu biliyorum. Neler yapabileceğini biliyorum. Onun için seninle görüşmek istiyorum. Peki, peki. Hemen kızma, sinirlenme. Ne demişler? Dağ Muhammed'e gitmezse Muhammed dağa gelir. Yarın gelir konuşuruz. Bu bir ticari iş. Bazı şartlarım olacak. Kabul edersen ne âlâ. Başka çaren yok zaten. Sana lütfediyorum konuşmakla burada, unutma. Yılmaz'cığım, seni üzmemek için bugüne kadar söylemedim ama başımıza gelen bütün felaketlerde Mahmud'un parmağı var. Nasıl olur? Ona verdiğim vekaletnameyle şirketi iflas etti gösterip kendi üstüne çevirmiş. Bir türlü inanamıyorum. Sana ondan hayır gelmez demiştim. Nasıl bu kadar zalim olabilir? Çocukluğumdan beri Mahmut bana aşıktı. Hep bana sahip olmak istedi. Bu yüzden de benden intikam almaya kalktı. Nasıl da inandım o yılana. Bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi de Halil'i mahvetmek istiyor. Ama bunu yapmasına asla izin vermeyeceğim. Sakın böyle bir şey yapma. Bunların hesabını soracağım senden, adi herif. Gardiyan Bey, müdür beyle görüşmek istiyorum. Tabi beni yanına götür lütfen. Şuradan. Demek her istediğimi yapacaksın ha? Desene artık, aklın başına geliyor. Yeter ki babasına yaptığın gibi evladını da mahvetme. O masum yavruma zehrini akıtma. Bu senin elinde. Peki. Peki, ne istersen yapacağım. Ama çocuğumun mukavelelerini geri ver. Tabii, her şeyini vereceğim. İstediğin imzaları da atacağım. Ama sen de o güzelliğinle benim koynuma gireceksin, tamam mı? Tamam. Bir yılanın koynuna nasıl girilirse ben de öyle gireceğim. İşte çocuğun istikbali bu. Ver onları bana. Dur, bir dakika, bir şartım daha var. Bir zamanlar bana köpek gibi yalvarıyorsun demiştin. Şimdi sen de önümde diz çöküp ayaklarıma kapanıp yalvaracaksın. Anladın mı, köpek gibi yalvaracaksın. Çekiyorum, yalvar. Yalvaracaksın. Seni istiyorum. İstiyorum seni. İstiyorum. Bırak.
Hayır, hayır! Alt, alt! Yılmaz! Bırak diyorum Kalle Şerif karımı! Yapma Yılmaz! Yılmaz! Yapma! Yapma! Yılmaz! Elini ayağını öpme! Katil olmayın! Ailemi kirletemeyeceksin! Yapma. Bize yaptıklarının cezasını çekeceksin! Arkadaşım benim yapma! Ne olur yapma! Elini ayağını öpme! Yapma! Yapma! Üzülme. Üzülme. Her şey hallolacak. Bunu yapmak zorundaydım. Namusumuzu temizledim. Alo, Emniyet Müdürlüğü mü? Bana cinayet masasını bağlayın. Şimdi yakalayacağım seni, dur! Yakaladım işte! Hadi bakalım, sıra sende! Hadi sen çocuklar! Hemen hazırlanırsanız babanızı ziyarete gideceğiz. Tamam, hadi şimdi bakalım. Hazırlanıyoruz. Giy şunu. Babam ne zaman eve gelecek anne? 5 sene sonra canım. Yani 5 sene daha evimiz erkeksiz mi kalacak? Evet öyle. Hiç olur mu? Bundan sonra evin erkeği benim artık. Ya görmüyor musun evimizin kocaman erkeğini? Hadi bakalım, hadi. Tamam.